Dünkü attığım video ile ilgili bir açıklama yapayım arkadaşlar. Çünkü bazıları kudurmuş. Ben biliyorum arkadaşlar. Muslera, ben de bu şekilde düşünüyorum. Türkiye'de şu anda oynayan en iyi kalecimiz Muslera. Bunu merak etmeyin. Bunu biliyorum ben. Hani sıkıntı yok yani. Anlatabiliyor muyum? Sıkıntı yok. Neyse, bu açıklamayı da yapmak istiyorum. Çünkü birileri kudurmuş da o yüzden bu açıklamayı yapmak istedim. Her neyse, videomuza geçelim. Herkese merhaba, ben Koray ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar FIFA Mobile 19'da sizlerin kadrolarını ve paketlerini yorumluyorum. Ve bu seride ne yapıyoruz arkadaşlar? Birazcık çılgına, birazcık deliye dönüyoruz. Umarım bugün öyle olmayız çünkü hiç sinirlenmek istemiyorum. Direkt tatlı tatlı videomuzu çekip buradan ayrılmak istiyorum ama bence yine çıldıracağım gibi geliyor. Yani çıldıracağımı düşünüyorum. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Videoya başlamadan önce arkadaşlar, daha fazla için videoya like atmayı unutmayın ve yeniyseniz de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu ara kanalımız çok hızlı yükseliyor arkadaşlar. Sizler de bana destek olup ailemize katılmak için abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Ayrıca bildirimleri de açabilirsiniz. Bu arada YouTube'da abone olmak ücretli falan olmayacak. Bunu merak etmeyin ama siz yine de abone olun ve videoya da like atmayı da unutmayın. Bak, like at butonuna basarak aşağıdan like de atabilirsiniz. Her neyse arkadaşlar, o zaman ilk kadromuzu yorumluyoruz. Bu arada Instagram adresim şu anda ekranda çıkmıştır. Instagram'ı takip etmeniz gerekiyor ve Facebook grubundan yorumluyorum. O yüzden onların ikisine de girin. Instagram'dan takip etmeyenleri şimdi de yorumlamayacağım bu arada, onu da söyleyeyim. Instagram Koray'la deneme sıfır takip ederseniz ve Facebook grubumuza gelirseniz oradan yorumluyorum. Şu şekilde Instagram'dan takip ettiğini kanıtını da bana atabiliyorsunuz arkadaşlar. Cihat Acar abi 37 günde yaptım öneri demiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bir ayda 100 yeni çok rahat geçilebiliyor. Gayet güzel bir kadro kurmuşsun kardeşim, 37 güne göre gerçekten müthiş. Ama MO pozisyonunda MOO oynatıyorsun. Yani bu bana göre çok yanlış bir şey. Genel olarak da herkes de böyle düşünüyordur zaten. O yüzden Kadri yerine daha düşük bir MO alırsan senin için daha iyi olur. Ucuz ve daha düşük bir MO alabilirsin yani. Çünkü boost'unu tam kullanamıyor. Bence öyle saçma oluyor. O yüzden dediğim gibi yaparsan gerçekten senin için çok daha iyi olur. Hemen aşağıya inelim arkadaşlar. Ünal Aktaş'ın kadrosundayız. Ünal Aktaş da atmış Instagram'ını. Yani Ünal Aktaş'ınkini de yorumlayacağız. 115'e 120 kimyalık, gerçekten çok güzel bir takım var. Casemiro, Wanyama, Saint-Maximin, Son, Chiellini, Matip, Otamendi, Bakan, Werner. Gerçekten çok güzel. Arkadaşlar, ben Cavani'yi geçen videoda önermedim. Ama sonra canlı yayında baktım. Abi gerçekten Cavani, o şimdi Jovic. Jovic'ten çok çok daha iyi. Yani gerçekten çok daha iyi. Werner'den de daha iyi. Bakan Budan da daha iyi. O yüzden abi sen bu kadroya Cavani'yi al. Kimseyi dinleme abi. Hiç merak etme. Gerçekten Cavani senin için çok çok işine yarayacak bir oyuncu olacak. Bunu hiç zaman merak etme. Haydi bakalım arkadaşlar, hemen şöyle inelim. Nusret Ali Koçak kaleye Handa Novic gelecek demiş. Ve Instagram'ını da atmış aşağıya arkadaşlar. O yüzden o da onunkini de yorumluyoruz. Kaleye Handa Novic gelecek demiş. Gayet güzel olur. Wanyama yerine yani ya Wanyama'yı yükselt, memnun değilsen de onun yerine Fernandinho alırsın. Fernandinho da Efsobusto diye hatırlıyorum ki %99 öyle. Çünkü ben yeni bir hesap satın aldım 117'yken, orada Fernandinho vardı diye hatırlıyorum. Öyle yapabilirsin. Sağ orta sahaya da Saint-Maximin kartı güzel bu arada, ben beğendim. Ama 100 yen hali çok çok da iyi olmayabilir yani. 100 yen hali iyi olmayabilir. O yüzden sağ orta sahaya Okaça'yı da alamazsın. Bak, Dembele ise Dembele'yi yükselt direkt. Çünkü çok düşük kalmış orada, oraya bir ellemen gerekiyor. Buraya da Fernandinho'yu falan alabilirsin. Wanyama yeterli değilse. Wanyama yeterliyse zaten senin için yeterli olur. Ömür Aslan yine takip ettiğimde sesini o da atmış arkadaşlar. Herkes atıyor zaten artık geçen videodan gördükten sonra. O yüzden siz de direkt Instagram'dan Koray Ederim sıfır takip edebilirsiniz. Gerçekten güzel bir kadro kurmuş aslında. Yani çok kullanılan oyunculardan da değil ama güzel bir kadro kurmuş. O yüzden öneri de vermek istiyorum. Demek ki memnun. Ama daha çok yani Van Dijk falan gerçekten çok güzel duruyor bu arada. Hangi boost'u kullandığını bile anlayamadım. Çünkü gerçekten hani çok kullanılan oyuncuları kullanmamış. Hiçbirisini böyle gerçekten kullanmamış olabilirim yani. Hiçbirini kullanmadım galiba arkadaşlar ben bu sene. Gerçekten garip hissettim şu anda. Süper bir kadro kurmuşsun. Çok güzel de görünüyor. Epic boost kuruyormuş arkadaşlar. O zaman MO'lu bir dizilişe geçersen sana Gullit öneriyorum. Genel olarak çok da Epic boost hakkında bilgim yok zaten. Hemen arkadaşlar şöyle geçelim. Son aykırımızı al abi. İlk Koray Squad benden, bir de takip ettiğimin kanıtı SS ile açıklamada demiş. Tamam kardeşim, gördüm. Ve arkadaşlar ben buna çıldırırım. Çünkü benim videomu hatırlıyorsunuz. Yani ya bana niye çıkmıyor ya? Bana niye? Abi 50 tane paket açtım. Sadece 2 tane oyuncu çıktı. Biri 90, biri 91 ve çıkan bir oyuncu da garantili paketten. Artı 90 garantili paketten 90 çıktı bir de. Adama ne çıkmış ya? Boss anahtarı, zindan anahtarı, 50.000 XP, bir de üstüne Schmeichel. Abi çıldırıyorum. Abi gerçekten çıldırıyorum. Artık kafayı yiyeceğim ya. Artık gerçekten kafayı yiyeceğim ya. Daha ben ne diyeyim? Daha ben ne yapayım ya? Evet. Evet, Ekmen Kalender takip ediyorum demiş. Kardeşim benim 118 yani 120 kimyalık güzel bir karosu var. Romagnoli'yi oradan değiştirirsen senin için çok daha iyi olacak. Romagnoli yerine
Oraya bir Van Dijk, ama Van Dijk olmaz çünkü boostu farklı. Gerçi Efso boostlu hali de var ama birazcık pahalı oluyor. O yüzden sen oraya bir Pique al. Matip sakın alma. Matip'i gerçekten artık kimseye önermeyeceğim abi. Çünkü hiç beğenmiyorum. Hiç memnun değilim. Ben de değiştirmeyi planlıyorum arkadaşlar. Fekir nasıl? Yorumlara yazar mısın? Ben belki Fekir'e geçebilirim. O yüzden yorumlara yazarsa benim için gerçekten çok önemli kardeşim. Hemen bir sonraki pakete geçelim derken yine bir oyuncu. Yani ne diyeyim, ne denir ki, ne denir? Yani ben sinirlenmeyeyim diyorum ama arkadaşlar ne diyeyim? Yani ne yapayım? Ben gerçekten çözemedim. Şu an ne yapmam gerektiğini gerçekten bilmiyorum. Talha Dönmez kardeşimiz, tebrik ediyorum. Yani ben artık kıskanmaya başladım. Ne yapayım? Herkes de göstermiş kendini. Teşekkür ediyoruz. Evet. Akın abi, Ziya Karabacak 128 yan bir kadro var. Öf, bir dakika, çok yükseldik şu anda. Casemiro, Royce, Fernandinho. Bu arada hep yüksek kadrolar gelmeye başladı bugün. Garip. Herkes yüzgen. Werner hariç. Ya Akınalp, sen de öyle düşünüyorsun. Cavani'nin kötü olduğunu düşünüyorsun. Sadece bak, sadece birazcık daha yavaş. Ama diğer bütün özellikleri çok daha iyi. Şut pozisyonunu bulduğun anlar efsane. Ve hızlı zaten Ronaldo'dan, Pepe'den, Son'dan kazanıyorsun sen. Ya Casemiro da yavaş ona bakıyorsan ama kesinlikle Cavani'yi al. Yüzgen yap. Derece bas. Memnun kalmazsan ben hiçbir şey bilmiyorum abi. Gerçekten memnun kalmazsan yani ben artık bir şey demeyeyim. Ne demiş? Derece ve boostla 130 olabiliyoruz ama şu anlık beklemedeyiz. Boss puanıyla başka bir şey falan gelir diye demiş. Ortak bir hesap herhalde. Gerçekten güzel ama. Öyle yaparsınız. Dediğimi de yani dediğim önerim ama yapmayı da bilirsiniz. Önemli değil. Burada bir tane kadro kurmuş atmış. Utku Muhsin. Gerçekten güzel kadro ama tam net görünmüyor zaten. Ama gösterelim. Instagram'dan da takip ettiği için göstermiş. Oldum arkadaşlar. Ali Sevindik ama takip ettiğini. Arkadaşlar az önceki yorumlamamı kırptım. Çünkü Ali Sevindik takip etmemiş. Yani takip ettiğini söylememiş. Atmamış. O yüzden kırptım. Instagram'dan takip etmeyenleri de bu şekilde yorumlamadığımı görün. Diğerlerine haksızlık olmasın. Takip edenlere haksızlık olmasın diye o kısmı kırptım arkadaşlar videodan. Yani unutmazsam kırpacağım ki kırpmışımdır. Her neyse arkadaşlar. Abi Instagram'dan takip ettim. Önerim varsa söyleyebilirsin. Videoya selam. Hesap adı Beytullah Tuncer. Tamamdır. Instagram'dan önerim varsa söyle. Videoya selam. Aleyküm selam kardeşim. Önerim ne? Cavani kullanıyorsun. Seni seviyorum. Sen adamsın. Casemiro'yu değiştir. Kesinlikle Casemiro yerine daha iyi bir oyuncu alabilirsin. Casemiro'yu Casemiro'nun derecesini başka bir oyuncuya basabilirsin. Genel olarak Alexander Arnold ve Ross var. Gerçekten iyidir. Viviano'nun da boostu nadir de olsa, Viviano da gerçekten çok zor bir kaleci karşısında olduğunuz zaman gerçekten fark ediyorsunuz arkadaşlar. O yüzden genel olarak kadroyu beğendim. Hemen bir aşağı inelim. Recep Olukuş da bakalım, evet takip ediyormuş. Okey, 97'lik Schmeichel çıkarmış. Gerçekten gayet güzel bir oyun çıkarmış. Tebrik ediyorum abi, helal olsun. Eren Yıldırım zaten kardeşim arkadaşlar, tanıyorum, benimle de konuşuyor. 96 yani 120 kimyalık çok güzel bir takım var ama oyuncular o istediği pozisyonda oynamıyor. Kante benim sevdiğim bir oyuncuyu kullanıyor bu arada, kral. Ama MDO'lu bir dizilişe geç. Kante'yi MDO'da oynat. 2 MO, 2 MO, 1 MDO'lu bir dizilişe geç. Sağ forvet, sol forvetli de olmasın dizilişin. Sağ orta saha, sol orta sahalı olsun. Niye sağ orta saha, sol orta saha varken sağ forvet, sol forvetli bir dizilişe geçtin? Onu da çözemedim. Her neyse arkadaşlar, hemen şöyle aşağı inelim. Cene yerine 92 Romagnoli gelecek. Öneri var mı? Bütçe 19 milyon demiş. 92 Romagnoli gelirse, Romagnoli çok mu iyi bu arada? Çünkü çok kullanan gördüm. Herhalde çok çok iyi olduğu için kullanan var. Bu arada takip ettiği Instagram adresinde atmış. Güzel abi. Genel olarak gayet güzel. 10 üzerinden bu arada 19 milyon da bütçesi varmış. Yani öneri verelim. Bilmiyorum yani, Gene yerine Romagnoli alacağını, o zaman şeyi al. Pique al. Pique gerçekten iyi yani. Pique'den ben memnunum. Kesinlikle alabilirsin. Jovic, Martinez kullanıyorsun. Yani Martinez'i ben çok iyi bu arada. Martinez süper, ona bir şey diyemem ama. Ya yani Jovic yerine neyse, tamam. Buna da söylemeyeyim. Abartmayalım ama Cavani'yi alırsan daha da memnun olacağına inanıyorum. Hemen arkadaşlar şöyle hızlıca inelim. Takip ettiği kullanıcı adını yazmış mı? Yazmış. Tamam. Jesus yerine Van Basten geçecek. Öneri videoya selam. Instagram'dan takip ediyorum demiş. Aleyküm selam kardeşim. Jesus yerine Van Basten gelirse üf, harika olur ama nasıl gelecek? Van Basten satın alınıyor mu? Bilmiyorum çok arkadaşlar ama galiba ben gelemez diye düşünüyorum. Jose Fonte nasıl? Onu da bilmiyorum ama Fonte yerine Pique alırsan bence daha da memnun olursun diye düşünüyorum. Genel olarak da kadron gayet güzel. Arkadaşlar bundan sonra sadece çok yüksekleri göstereceğim. Bakayım Instagram yazmış mı? Bu zaten daha yazmamış buraya. Abi seni takip ettim. Instagram adresinde yazmış. Genel olarak güzel bir kadron var kardeşim. Arkadaşlar bundan sonra hep takip edenleri gösterelim. Genel olarak da göstermeyelim arkadaşlar. Şöyle takip, evet, takip eden bir kardeşimiz daha, 108 yerlik bir kadrosu var. Gerçekten güzel ama oyuncular bulunduğu pozisyonda oynamıyor. Onları hep bulunduğu pozisyonlara al. Daha mantıklı mevkiler kurarsan senin için çok daha iyi olacak kardeşim. Hemen şöyle geçelim. Öneri istemiş ve Instagram'ında atmış. Kardeşim güzel bir kadro görüyorum yine.
Orban'ı değiştirebilirsin. Orban yerine Pique'yi alabilirsin. Bütçeni de bilmiyorum ama Pique'yi alırsan senin için daha iyi olur. Epic ve Efso Boost kuruyorum. Insta'dan takip ettim demiş. Epic ve Efso Boost karışık kuruyorsan kesinlikle bir M10'a Gullity kullan. Kesinlikle öneriyorum bunu. 124 yani bir kadro var arkadaşlar. Instagram'dan takip de ediyor bu kardeşimiz. Arkadaşlar bundan sonra şöyle hızlıca geçeceğim. Yani artık bir de önce de atmak gerekiyor tabii arkadaşlar. Shear'ın da kadrosu görüyoruz. Aga B demiş. Lens falan var arkadaşlar. Genel olarak efsane kadroları görüyoruz arkadaşlar. Burada 109 genlik falan bir kadro var. Bakalım arkadaşlar bundan sonra hızlıca inelim. Kardeşim kullanıcı adını yanıt olarak at demiş. Burada da atmışlar arkadaşlar. Göstereyim yine kullanıcı adını yazanları. Herkes yazıyor. Bu arada bu yazmamış zaten. Yunus'un da kadrosuna bakıyoruz. Sol kanat Coman, kaleye Butlan gelecek. Bernardo Silva yerine öneri olabilir demiş. Bernardo Silva yerine öneri vermiyorum. Çünkü gerçekten ben çok memnunum. Sen de memnunsundur. Sol kanata Coman gelirse gerçekten efsane olur. Kaleye Butlan gelirse gerek yok. Ben de zaten yeterince iyi bir kaleci ama genel olarak güzel. Teşekkür ediyorum kardeşim. Ve arkadaşlar ben artık videoyu gerçekten terk edeceğim. Çünkü bir tane 91'e geçen oyuncu çıkartamadım şimdiye kadar. Adam 97 çıkarmış. Yani yine videoyu terk ediyorum. Yine bu seride böyle oluyor ama gerçekten lanet olmasın diyeyim. Instagram'dan takip edin. Facebook grubumuza katılın. Sizlerin de kadrolarını ve paketlerini yorumlayayım arkadaşlar. Ve videoya like atıp kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın, sizleri gerçekten çok seviyorum. Bay bay diyeceğim ama videoyu da terk etmiş olmak istiyorum. Çünkü gerçekten sinirlendim. Her neyse arkadaşlar o zaman görüşürüz ya. Yarın ya da diğer videolarda görüşürüz.